Evet, Ferdi Özbeğen. Hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk efendim. Yaşamın nihai tahlilinde unvan ve şöhret konu dışıdır. Son hesaplaşmada tek önemli olan hayatın her anını nasıl geçirdiğindir derler. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en beyefendi, en nezaket sahibi sanatçılarından birini hatırlama vaktidir şimdi. Farkındalıkları yüksek, bu dünyada neyin esas olduğunu bilen biri. Gençlik 5 sene sonra orta yaşa dönüşebilir. Param varken bir gün içinde iflas edersin, yok olur. Krize girer mevki. Alırlar seni, başkasını getirirler kendi yerine. Ya bunlara güvenip yaşamını programlaştırmamak lazım bana göre. Beyefendi kişiliği, hoş sohbeti, espiritüelliğinin yanında Türkçeyi kusursuz kullanması ve en önemlisi de bunu şarkılarına yansıtmasıyla öne çıkan bir isim Ferdi Özbeğen. Hemen hemen birbirinin aynı şarkıların piyasaya sürüldüğü, beğenilerin ise artık yozlaştığı günümüzden geçmişe uzanıp bakıldığında, müziğimizin ulaştığı yıldızlar makamının en üst katında bulursunuz onu. Şan, şöhret, para. Bütün bunların geçici olduğunun farkındalığıyla tevazuyu elden hiç bırakmamış olması bugünün şarkıcılarına ders niteliği taşır. Çünkü annesi Afet Hanım öğütlemiştir. Bir gün gazinodaki programı bittikten sonra eve gelir. Annesinin yatmadığını fark eder. Afet Hanım çağırır oğlunu, gel otur yanıma der. Sen çok havalandın diye başlar söze. Bak dedi, ben sana bu gece bir daha söylemeyeceğim. Ya adam gibi dedi, kır burnunu otur, efendi gibi mütevazı ol. Yoksa dedi, seninle külahları değişir. İnanın sevgili seyirciler, değerli misafirler, o oldu. Tevazu her meslekte en önemli unsur olduğuna inandım. 80'li yıllara dair hatırlanan ne varsa arka planda hep onun sesini duyarsınız. Müzikal derinliğe sahiptir. Türkiye'ye piyanist, şantör kavramını getirmiştir ama tavernacı deyip geçilecek biri olmamıştır hiç. Ne varsa her şey hatırımda. Sevgi, aşk üzerine şarkılar söylemiştir. Ama bunları da yalın bir dille, yumuşacık bir seslenişle icra etmiştir. Bilhassa 80'li yıllarda mutlaka bir şarkısıyla bir ruha dokunmuştur. Türk müzik tarihine birçok yenilik getiren, katkı sunan usta sanatçı zaman zaman yapayalnız hissetmiştir kendini. Diyemiyorsun ki kapımızı çalan yok diye. Bize kaset yapan, teklifi yani bu adam 26 tane albüm yapmış, bu nerede bu adam diye. Sonra, nasıl yapmış, niye nasıl yapmış? Nasıl yapmış, şimdi nerede diye merak eden yok. İster istemez kendi köşesine çekilir. Kalabalıklardan uzakta, mütevazi yaşamına devam eder. Beni çok sevenlerle çerçevelenmiş, ufak bir kalabalığın içinde yaşamayı seviyorum. Koskoca mazi gözümüzde canlandığında beyaz piyanosu başındaki bir sanatkardır akılda kalan ve onun ölümsüz şarkıları. Son günlerinde vefa aramış, dosta hasret kalmıştır. Bir röportajında insanlara iki şey demeyin, hastayım ve param bitti. İnsanlar bu iki lafı duyduktan sonra karşı kaldırımdan yürümeye başlıyorlar. Vefa arıyorum, dost